Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karanlık tema nasıl getirilir bundan bahsedeceğim. Desteklemeyen modellerde nasıl kullanırız bunu anlatacağım. Bir uygulama kullanacağız Dark Mode adında. Bunu nasıl yükleyeceğiz bunlardan bahsedeceğiz. Önce marketten başlayacağız arkadaşlar. Daha sonra APK olarak kuracağız. Buraya Dark Mode olarak yazıyoruz. Bu uygulamayı arkadaşlar zaten aç diyor bende yüklü olduğu için. Bu geliştiriciyi falan da görün diye buradan yazıyorum. Farklı bir uygulama yüklemeyin diye. Bu uygulamayı buradan marketten direkt olarak kurabiliyoruz. Şimdi APK olarak kuralım. Dosya yöneticisine gidelim. Buradan ben bu uygulamayı zaten size vereceğim. Şu an 1.43 sürümü var. Güncellenirse güncel versiyonları linki ekleyeceğim. Siz versiyona çok fazla takılmayın. Bu uygulamayı o linkten kurup kullanabilirsiniz. Şimdi buradan yükle dediğimiz zaman zaten uygulama yüklenecek. Eğer yüklenmezse sizde eski bir APK varsa eski APK'yı silin. Yani eski uygulamayı silin. Ondan sonra yenisini yükleyin. Bu bazı uygulamalarda sorun olabiliyor. Dediğim gibi eskiyi silip yeniyi yükleyebilirsiniz. Şimdi bunu açalım. Mesela ben şimdi otomatikte bırakmışım. Burada saatlere göre kendisi karanlık aydınlık temayı ayarlıyor. Mesela gece modu deseydim. Az önce marketi kullanmıştık ya. Şimdi markete gidelim tekrar. Bakın karanlık tema geldi. Şimdi bunu gündüze alalım. Gündüz moduna geçirelim. Şimdi tekrar markete dönelim. Bakın gündüz moduna geçti. Şimdi otomatiği alalım. Ben şimdi videoyu gündüz çektiğim için tekrar gündüz olarak gelecek. Bakın tekrar aydınlık olarak geldi. Bir de uygulamanın premium'u var arkadaşlar. Premium'da da farklı özellikler geliyor. Şurada ayarların içine premium al diyelim. Burada zaten reklamları kaldırın. Ana ekranınız için widgetlerin kilidini açın. Modları değiştirmek için bildirim kilidini açın gibi böyle. Ne özelliklerin geldiğini premium'da görebiliyorsunuz. Siz ücretsiz de kullanabilirsiniz. Reklamlar çok can sıkıcı değil. Şimdi tekrar ayarlara dönelim. Mesela düğme rengini değiştir diyebilirsiniz. Buradan bu rengi değiştirebilirsiniz. Şuradaki ufak düğme var ya onun rengi değişiyor. Yani zaten çok fazla yapılacak bir şey yok uygulamada. Otomatik çalışıyor diyebiliriz. Bir kere ayarını yapıyorsunuz. Daha sonra pek fazla uygulamayla işiniz yok. Şöyle mavi yapalım. Geçelim. Bildirimleri açıp kapatabilirsiniz. Ben bunları kapalı tutuyorum. Bildirimleri çünkü sevmiyorum. Bu şekilde isterseniz bir sorun olursa da bu iletişim kurabiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız da var. Burada mesela mailleri falan görüyorsunuz. Bunlara mail atabilirsiniz. Çok basit bir uygulama olduğu için çok fazla hani sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ana ekrana tekrar dönelim. Burada zaten 3 tane ayar var. Ben otomatiği kullanıyorum. Siz istiyorsanız gece ya da gündüz modunda sabit olarak da kullanabilirsiniz. Ama gündüz modunda sabit kullanacaksanız zaten böyle bir uygulamayı yüklemenize gerek yok. Ben arada bir gece modunu kullanırım diyorsanız ancak mantıklı olur. İşte gece modunu çok seviyorsanız da direkt gece modu olarak aktif edebilirsiniz. Benim verdiğim mesela WhatsApp uygulaması vardı. Orada bu uygulamaya gerek olmadan çalışıyor ama sizde çalışmazsa da bu uygulamayı kullanabilirsiniz. O videoda da anlatmıştım. Uygulama bu şekilde. Çok basit bir uygulama. İster marketten isterseniz de buradan yükleyip kullanabilirsiniz. Videonun altında açıklamalar kısmında mega linki olacak. O linke tıklayıp direkt olarak yüklemenizi yapabilirsiniz. Bu uygulamanın alternatif versiyonları da var. Onları da hemen böyle aşağıda görebilirsiniz. Benim en çok verim aldığım, en memnun kaldığım uygulama bu olduğu için size bunu gösterdim. Direkt olarak geliştirici falan da aşağıya yazarım ama zaten videoda da görüyorsunuz. Buradan da uygulamayı bulup rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tekrar telefon içinden de detay video alıp onu da videonun içine eklerim. Evet arkadaşlar şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Uygulamanın zaten ne kadar basit olduğunu gördünüz. Ayarları bir kere yaparsınız. Ondan sonra bir daha uygulamaya bakmanıza bile gerek kalmaz. Şöyle de bir durum var. Bu uygulama desteklenen uygulamalar için geçerli. Buradan da kastım ne? Mesela Google Play'i açtık ya. Google Play karanlık temayı destekliyor. Burada uygulama ayarlarını yaptığın zaman karanlık tema gelir. Her uygulama desteklemiyor. O yüzden mesela bunun ayarlarını yaptım. Şu uygulamada çalışmıyor diyebilirsiniz. Desteklenen uygulamalar listesi var. Ben bunu aşağıya koymaya çalışırım. Oradan bakarsınız. O uygulamalarda karanlık tema gelir. Diğerlerinde gelmeyecektir. Eğer sizin de telefonunuzda böyle bir özellik gelmediyse bu uygulamayı kullanarak rahatlıkla o uygulamalarda karanlık temayı kullanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın.